Merhaba sevgili balıklar. Sevgili balıklar, yeni bir haftaya giriş yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu Koç burcunda yaşadığımız ay tutulmasının etkilerini bu haftanın ilk günlerinde de hissedebilirsiniz. Özellikle duygusal olarak daha hassas, daha kırılgan olabileceğiniz, çevrenizdeki gelişmelerden daha fazla etki alabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. Hafta başında 20 Ekim'de sizin burcunuzda ilerleyen Neptün'le karşıt burcunuz Başak'taki Mars arasında karşıt bir görünüm var. Bu özellikle ilişkiler alanında dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Karşınızdaki kişi, ortağınız, eşiniz biraz daha ani tepkiler verebilir, dürtüsel hareketlerde bulunabilir. Bu nedenle enerjideki bu karışıklık nedeniyle zaman zaman sorunlar çıkabilir. Sağlığınızla da ilgili konulara daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Alerjiler, ufak tefek sakarlıklar, ilaç veya alkol kullanımında bazı sorunlar Mars-Neptün karşıtlığında etkili olabilir. Sevgili balıklar, haftanın ilk birkaç günü dikkatli olmanız gerekiyor. Bu hafta 21 Ekim'de Merkür Akrep Burcu'nda retro harekete başlayacak. Merkür'ün Akrep Burcu'ndaki retro hareketi 10 Kasım'a kadar devam edecek. Bu süreç içerisinde biraz daha zihinsel olarak içe dönük olabilir, kuşkucu, takıntılı düşünceler içerisinde olabilirsiniz, derin düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Hayatınızdaki kişiye karşı, eşinize karşı daha kıskanç, daha tutkulu, biraz daha baskıcı tavırlar içerisinde olabilirsiniz. Bunun yanı sıra içgüdülerinizin ve sezgilerinizin çok yükseldiği bir dönem olacaktır. Bu da yaratıcılık gerektiren işler için faydalı olabilir. Ancak her türlü iletişim sorununun da ortaya çıkabileceğini göz önünde bulundurun. Özellikle seyahatlerde, kısa veya uzun mesafe seyahatlerde, iletişimlerde dikkat etmeniz gerekiyor. İletişim cihazları, elektronik aletlerdeki problemler, yapacağınız günlük hayatınızdaki toplantılarda, görüşmelerde, randevularda gecikmeler, terslikler, arabanızla, otomobille ilgili bazı problemler gündemde olabilir. Bu süreç içerisinde 10 Kasım'a kadar daha dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor. 23 Ekim'de Güneş Akrep Burcu'na geçecek. Bu da bu alanda özellikle sizin için 9. ev konularını biraz daha gündeme taşıyacak. Yurt dışı ile ilgili işler, seyahatler, eğitim faaliyetleri, yüksek öğrenim, hukuksal konular, medya yayıncılık işleriniz Güneş Akrep Burcu'ndayken daha fazla enerji alacağı için daha yoğun olabilir. Ancak bu alanlarda da şanslı olacaksınız. Güneş'in enerjisiyle birlikte daha fazla konuyla uğraşabilirsiniz ve verimli sonuçlar alabilirsiniz. Merkür Akrep'te olduğu için de eski konular gündeme gelebilir. Eski işleriniz veya eskiden gittiğiniz bir yere tekrar seyahat yapmak, eski eğitim programını yarım bıraktığınız ve eğitim programını tekrar gözden geçirip onu tamamlamak gibi konularda bu süreçte sizi meşgul edebilir. Hafta genelinde pazar ve pazartesi günleri Boğa burcunda ilerleyecek olan ay yakın çevre ilişkilerinizi hareketlendirecek gibi görünüyor. Daha fazla iletişim içerisinde olabilirsiniz. Seyahatler yapabilirsiniz. Eğitimle ilgili konular, ticari konularda öne çıkacak. Ancak bazı ufak tefek pürüzler, iletişim sorunları, karışıklıklar oluşabilir. Bunları göz önünde bulundurun. Salı ve çarşamba günleri Ay İkizler Burcu'nda olacak. Eviniz, aileniz, aile büyükleri, ebeveynler, yakınlarınız biraz daha gündemde olabilir. Evinizde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Perşembe ve Cuma günleri Ay Yengeç Burcu'na geçecek. Duygusal olarak kendinizi daha iyi, olumlu ve pozitif hissedebileceğiniz bir süreç. Perşembe ve Cuma günü çocuklarınızla ilgili konular öne çıkabilir. Bunun yanı sıra romantizm, aşk konuları, flörtler, yaratıcılık gerektiren konular, hobileriniz, spor veya sevdiğiniz uğraşlar, sosyal organizasyonlar daha fazla önde olacak. Özellikle Cuma günü keyifli enerjiler sizin için daha verimli. Ay Jüpiter kavuşumunda Cuma akşamı hem sosyal olarak ilişkilerinizde olumlu enerjiler verirken hem de ruhsal olarak manevi konularda çok daha güçlü ve güvenli hissedebileceğinizi gösteriyor. Hafta sonunda cumartesi günü ay gündüz saatlerinde Yengeç Burcu'nda ilerleyecek, akşam saatleri de Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Günlük yorumlarımızı gün gün takip ederseniz çok daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz sevgili balıklar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.